Kanal V ekranlarından, Sütlü Kahve'den hepinize mutlu sabahlar. Bugün sizlerle Türk dilini enine boyuna konuşacağız. Sonrasındaysa Amerikan futbolu hakkında bilgi vererek ekranlarınıza misafir olacağız. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak için 0242 345 45 44 numaralı telefonu aramanız yeterli. Yeni güne Sütlü Kahve sohbetiyle devam etmek için hazırsanız Sütlü Kahve başlıyor. Değerli izleyicilerimiz, hepinize tekrar kocaman günaydın dedikten sonra yeni güne Sütlü Kahve sohbetiyle başlıyoruz. Stüdyomuzda Akdeniz Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Bedia Koçakoğlu bizlerle. Bedia Hocamla Türk dilini enine boyuna sizler için konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz çünkü Türk dilinin önemini ve gelişimini Evet. ve hali hazırda günümüzde ne durumda olduğunu konuşmak gerekiyor, izleyicilerimizle paylaşmak gerekiyor. Elbette. Siz de Sayın Hocam bu işin duayenlerinden birisiniz. Estağfurullah, rica ederim. Sadece Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyeliği yapmaya çalışıyorum öğrencilerime. Özellikle günümüzde sosyal medya aracılığıyla bir televizyon kanalısınız, bir program yapımcısısınız ama sizleri tenzih ederek ifade etmek istiyorum. Bu kanallarla bozulan Türkçeyi nasıl daha güzel kullanabiliriz, Çok nasıl haklısınız. yaşatabiliriz, nasıl varlığını devam ettirebiliriz kaygısıyla bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Bunun çok duayenlik olduğunu düşünmüyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aslında herkesin Hepimizin bu görevi bilinç değil ve mi? sorumlulukta Evet. olması gerektiğine çok inanıyorum. Yaptığınız çalışmalardan ve üniversitedeki faaliyetlerinizden de zaten bu amaç Evet, doğrultusunda evet. bir şeyler yaptığınız Tabii ki çok bizler aşikar. bölümümüzde 12 öğretim üyesi ve hepimizin farklı branşları var. Benim alanım yeni Türk edebiyatı, modern edebiyat çalışıyorum ben. Fakat Türk dili çalışan arkadaşlarımızın yanı sıra bizlerin de yazdığı kitaplarda Türkçeyi doğru kullanması bile ve üzülerek ifade ediyorum programın ilerleyen kısımlarında belki rakamlarla da ifade edeceğim size. Öğrencilerimizin 19-20 yaşındaki gençlerin kendi yazdığımız kitapları bile maalesef anlayamayacak bir Türkçeye sahip olduğunu gördüğümüz için bölümümüzde gerek derslerimizde, gerek sosyal faaliyetlerimizle, gerek sınıfta yaptığımız çalışmalarla öğrencilere daha çok Türkçe bilinci aşılama gayreti içerisindeyiz tabii ki. Bu bilinci aşılamak için de bizler de bu ekranlardan üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek Çok adına güzel bir şey bu yapıyorsunuz. önemli konuyu sizinle paylaşmak istedik. Teşekkür ederim. Sizin bilgileriniz ve deneyimlerinizden yararlanmak Estağfurullah. istedik. O zaman hocam öncelikle dil bir toplum için neden önemlidir? Bunun öneminden bahsederek Tabii. bir giriş yapalım dilerseniz. Şimdi sevgili Duygucuğum, şöyle klasik ifadeler kullanmaktan çok hoşlanmıyorum. Üniversitede zaten yeteri kadar öğretmenlik yaptığım için burada da öğretmen gibi bir tavır sergilemeyeceğim. Dil nedir? İletişim vasıtasıdır vesaire. Evet. Bunu değil ama Genel geçer bilgileri izleyenlere, zaten evet. üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Evet, izleyenlere farklı bir bakış açısı kazandırma adına birkaç değişik alıntılamayla başlamak istiyorum. Yuhanna İncil'i şöyle başlar. Önce kelam vardı, kelam Tanrı'nındı, Tanrı kelamdı. Şimdi bu ifadeden anladığımız şey şu, dil yani kelam Tanrı katında Tanrı kadar değer ifade eden bir mekanizma, bir sistem İncil'e göre. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 31. ayetine bakıyorsunuz. Bana çok enteresan gelmiştir. Bunu okuduğum zaman kendi dünyamda garip bir aydınlanma yaşadığımı bile ifade edebilirim sana. Diyor ki 31. ayette Cenab-ı Allah, Allah Adem'e eşyanın isimlerini öğretti ve meleklere dedi ki, Adem'in yeryüzündeki varlığını gereksiz görüyorsanız o zaman eşyanın isimlerini siz bana söyleyin. Şimdi buradan ne anlıyoruz biliyor musun? İnsanoğlunun yeryüzüne gönderilmesini gerekli kılan şey dil mekanizması aslında. İnsan
aktarabilmesi için yeryüzüne bir varlık olarak gönderilmiş ve insanın temel misyonu aslında anlatma misyonu. Ben bunu hep şöyle değerlendiririm. Biz bir sıfır noktasından başlıyoruz hayata. Hayat dediğimiz şey yaratılış gayemizi bulmak için geçirdiğimiz, ilerlediğimiz bir çember gibi. Çemberi tamamladığımızda aslında yine başladığımız noktaya geri dönüyoruz, farkında değiliz. Bazıları çemberin ortasındayken yaratılış gayesini bulup çemberi mutlu, etrafa ışık saçarak, fayda sağlayarak tamamlar. Bazıları da bu arayış süreci içerisinde hayatını noktalandırır. İşte dil mekanizması insanoğlunun yeryüzüne gönderilme sebeplerinden biri Kur'an-ı Kerim'e göre. Bir Hint bilgesi de şöyle söylüyor, çok severim bu ifadeyi. Diyor ki, kelamdan önce sükût vardı ve Tanrı sükûttu. Yani Tanrı'nın derin bir sessizlik olduğunu, sözün de Tanrı ile sükût arasında durduğunu söylüyor. Hı hı. Yani varlık ile yokluk arasında bir geçiş sağlıyor aslında dil dediğimiz mekanizma. O halde kutsal kitaplara göre de İncil'den örnek verdik, Kur'an-ı Kerim'den örnek verdik, Hint din sisteminden örnek verdik. Kutsal kitaplara göre de bu kadar önem arz eden bir sistem elbette medeniyetleri var eden, medeniyetleri tarihin tozlu raflarına kaldırmadan günümüze taşıyan ve çoğu içinde imparatorluk kurmasını sağlayan bir sistem bütünü. Sana ilginç bir örnek vereyim. 1948'de İsrail Devleti kuruluyor. İsrail Devleti kurulduğu zaman çeşitli yerlerden Yahudiler buraya toplanıyorlar. Fakat Almanya'daki Yahudiler Almanca, Amerika'daki Yahudiler İngilizce, İspanya'daki Yahudiler de İspanyolca konuşuyorlar. Yahudilerin büyük bir çoğunluğu da İngilizce biliyorlar. İsrail Devleti kurulduğunda düşünürler, bilim adamları, din adamları toplanıyorlar. Dilimiz ne olacak diye düşünmüyorlar bile Duygucuğum. Ben kendi adıma düşünürüm. Mesela bir yeni devlet kurmuş olsam, ana dil olarak İngilizceyi benimsesem ekonomik anlamda, siyasi anlamda, kültürel anlamda dünyaya hükmetmem çok daha kolaylaşır. Kesinlikle. Çünkü öyle. İngilizce uluslararası bir dil. Her ülke tarafından bir şekilde bilinen bir dil. İsrail bunu düşünmüyor bile. Hemen din adamları kutsal kitaplarından İbranice'nin alfabelerini, harflerini çıkarıyorlar. Bu harfleri seslendiriyorlar. Ölmüş, bitmiş bir dil olan İbranice'yi tekrar diriltiyorlar. Şimdi bu mantığın altında önemli ve güzel bir sebep var aslında. Çünkü medeniyeti var eden dildir. Diliniz olmazsa başka bir devletin, başka bir ülkenin dilini kullanırsanız o zaman siz var olamazsınız zaten. Çok doğru hocam. Bu nedenle biz Türkçe'ye ne kadar sarılabilirsek, ne kadar sahip çıkabilirsek o kadar önem arz ediyor. Bir rakamsal değer vereyim sana bu konuyla alakalı. Birleşmiş Milletleri uzmanları bir anket çalışması yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Dünyada 2700 tane konuşulan dil var. Bu 2700 dil arasında Türkçenin konuşulma sırasına bizler baktığımızda 5. sırada olduğumuzu görüyoruz. 2700 dil arasında 5. sırada. Müthiş bir rakam, müthiş bir sıralama. Bu kıyaslanınca çok güzel şeyleri ifade ediyor Duygucuğum. Birincisi, dünyaya bizim soydaşlarımız yayılmış. Türk dilini kim ne kadar bitirmek istediyse, bunu biraz sonra belki mevzu gelirse anlatırım. Çünkü Türk dilini bitirme adına yoğun çabalar var. Hala da devam ediyor. Bu çabalara rağmen bu dil köhnememiş, eskimemiş ve hala soydaşlarımız tarafından kullanılıyor. Birinci sırada Çince var. Şimdi bu istatistiği değiştirecek daha farklı bir şey söyleyeyim sana. Birinci sırada Çince var. Çinlilerin nüfusu zaten milyarın üzerinde. Evet, otomatikman en çok konuşulan dil olacak. Kesinlikle öyle. İkinci sırada İngilizce var, İspanyolca var, Hintçe var, sonra biz geliyoruz. Dikkatini çekerim, İngilizce ve İspanyolca da sömürgelerine zorla konuşturulan diller. Evet. İngiltere'nin bir sürü sömürgesi var, dominyonları var ve bu sömürge ülkelerde de doğal olarak İngilizce konuşuluyor. O yüzden onların konuşulma oranı da yüksek. Şimdi bu üç ülkeyi sıralamadan çıkardığımızda bu şartlardan dolayı Türkçe ikinci sıraya yerleşiyor. O zaman koskoca 6 asır devam eden bir imparatorluk kuran bu dil o zaman sahip çıkılası
değer verilesi, çok kıymetli bir dil. Bunu ben öğrencilerime derslerde sürekli anlatmaya çalışıyorum. Çocuklar, sahip çıkmalıyız, daha çok Türkçe kullanmalıyız. Batıdan geçen kelimelere çok özenmemeliyiz diye mümkün olduğunca aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, devamı dil ile mümkün. O yüzden ana dilimize sahip çıkmamız çok değerli bana kalırsa. Evet, gelecek nesillere bu güzel ülkemizi, bu güzel kültürü doğru bir şekilde aktarabilmek için ve hakikaten bahsettiğiniz noktada bu devamlılığı sağlayabilmek adına çok önemli bir nokta. Peki hocam, kavramsal olarak yaklaşmak gerekirse Türkçe ne zaman konuşulmaya başlanmış? Şimdi bizim Türkçenin kullanımına dair yazılı belgeleri elde edemediğimiz bir dönemimiz var. Yazılı metin olmadığı için Türkçenin ne biçimde yol izlediğini çok takip edemiyoruz. Buna da karanlık dönem adını veriyoruz ama bu dönemde Çuvaşça, Yakutça gibi lehçelerin hakim olduğunu düşünüyoruz. Bizim ilk yazılı belgelerimiz eski Türkçe dediğimiz dönem, yani 6. yüzyılda başlıyor. Eski Türkçe evresinde 3 devlet var. Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar. Bunların konuştukları Türkçe var. Göktürkler, Bengi Taşlar, Orhun Abideleri, Orhun Yazıtları diye de anılır. Mutlaka sen de biliyorsundur. Evet, evet. Bir de Yenisey Yazıtları vardı hocam. Evet, Orhun Yazıtları. Bu isimlendirme biçimleri aslında. Bu yazıtlarda biz Türkçenin kullanıldığını, Türkçe kelimeleri görüyoruz. Bu taşlar üzerine ilk kazınmış, yazılı kanıtlar ilk bunlar, yazılı belgeler bunlar. Daha sonra Uygurlar dönemine bakıyoruz. Maniheizmin etkisi ile Uygurlarda biraz daha Türkçe şekillenmiş. Fal kitapları görüyoruz. Öyküler, masallar, bu dönemden kalma veriler. Karahanlılar dönemine geldiğimizde de Karahanlılar ilk Müslüman Türk devleti, biliyorsunuz. Artık metinlerin biraz daha dini motiflerle süslendiğini, Müslümanlığa geçişten dolayı, işte Atabetül Hakayık, Divan-ı Hikmet gibi biraz daha dinsel metinler olduğunu görüyoruz. Eski Türkçe dönemi 6. yüzyılda başlayıp 13. yüzyılda bitiyor. 13. yüzyıldan itibaren Batı Türkçesi dediğimiz evreye giriyoruz ki o günümüzde de kullandığımız Türkçenin içinde bulunduğu evre aslında. Batı Türkçesini biz 3 ana gruba ayırıyoruz. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türkçesi, Türkiye Türkçesi diye. Peki bu evrelerden gidersek eski Türkçe ile başlayalım hocam. Şimdi eski Türkçe az önce ifade ettiğim Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılardı. Bunların Batı konuştukları diller. Türkçe. Yani şunu çok dikkatli ayırt etmek lazım Duygu Hanımcığım. İnsanlar arasında böyle genel bir yanılgı var. Aynen öyle, genel bir yanılgı var. Başka dilden söz etmiyoruz. Şimdi insanlar işte Göktürklerin kullandığı dil, bambaşka bir dil. Hayır, hepsi Türkçe. Sadece lehçe farklılıkları var. Kullandıkları kelimelerde, seslerin yuvarlaklaşmasında, düzleşmesinde ses farklılıkları var. Bizim asıl geldiğimiz kol, günümüz Türkçesinin, Türkiye Türkçesinin devam eden kolu Batı Türkçesi. Bunun birinci evresi eski Anadolu Türkçesi dediğimiz, öz Türkçe kelimelerin kullanıldığı fakat seslerde yuvarlaklaşma hadiselerinin görüldüğü, mesela edip kelimesi, edip, yapıp, gelip kelimelerinin idüp şeklinde kullanıldığını düşünün. Yani seslerde bir yuvarlaklaşma hadisesi var eski Anadolu Türkçesinde. Mesela Yunus Emre'nin Divanı, Risaletin Nusiyesi, Mevlid, Süleyman Çelebi'nin doğumlarda okunan, halk arasında da hala bir gelenek olarak devam eden Mevlid'i eski Anadolu Türkçesi döneminde yazılmıştır. Kılıp, idüp, görüp gibi yuvarlak seslerle, yuvarlaklaşma hadisesiyle devam eden bir evre eski Anadolu Türkçesi. Meraklıları da zaten hani bu eseri okuyanlar da bilirler ve anlattıklarınız kafalarında net bir şekilde şekillenecektir. Umarım, evet. Eski Anadolu Türkçesi 15. yüzyılı da içine alan bir dönem. 15. yüzyıldan sonra 16. yüzyılda işte Osmanlı Türkçesi dediğimiz döneme giriyoruz. Saray dili. Saray dili, evet. Şimdi bir dönem Osmanlı Türkçesi liselerde seçmeli ders olsun mu, okutulsun mu, okutulmasın mı diye ciddi bir tartışma da var idi. Biz toplum olarak Osmanlı Türkçesine biraz
Zannediyorum mesafeli bir toplumuz. Bu bir edebiyatçı olarak beni çok incitiyor. Çünkü ben Osmanlı'ya, geçmişe, kültürüne ve atalarına bağlı, bu bağlılığı da derinden yaşayan, bunu da öğrencilerine aktarmayı bir bilinç olarak görmüş bir öğretim üyesiyim. Tam da bu noktada hocam, Osmanlıca başka bir dilmiş gibi algılanıyor, değerlendiriliyor. Böyle bir yanılgı söz konusu. Evet. Bu anlamda da bizi aydınlatırsanız seyircilerim adına ben çok mutlu olacağım. Duygu Hanımcığım, ben kendimden örnek vereyim. Sevgili anacığım, Alanyalıyım ben. Efendim ailem hala Alanya'da ve Alanya'ya aşık bir insan olarak Antalya'da yaşıyorum. Alanya'ya sık sık da gitmeye çalışıyorum. Anacığım hala Osmanlıca, benim tabii Osmanlıca kitaplarım var, Osmanlı Türkçesiyle kitaplarım var, işte metinlerim var. Bir dolabımda, kütüphanemde, Alanya'daki evimde. Anacığım o Osmanlıca kitapları bana her gittiğimde kızar. Günah, Kur'an-ı Kerim'i yere atmışsın, ben sana dini terbiye veremedim, bunların ne işi var yerlerde diye hala kızar bana. Evet. Hoş bir anekdot ayrıca. Anlatamadım anacığıma. Bunlar Kur'an-ı Kerim değil. Arap alfabesiyle Türkçe yazılmış şiir kitapları ya da öyküler, hikayeler diye anacığıma anlatamadım. Artık anlatmaktan da vazgeçtim. Tamam deyip alıp, hatta bazen bana öptürür o kitapları. Hani halk arasında Kur'an-ı Kerim'i öpüp yerine kaldırma geleneği vardır ya. Saygılı davran diye kızar. Alıp masadan ya da neredeyse kitap, anacığımı üzmeden kaldırırım. Aslına bakarsanız her kitap, her edebi eser de kutsal bir şeydi. Değerli, bu tabii ki. Bu anlamda da tabii ki. Yadırgamamak gerekir annenizin yaptığını. Doğru, tabii ki. Emek harcanan her şey değerlidir. Kesinlikle Duygu Hanımcığım. Öyle. Her şey değerlidir. Yani sokakta giderken bir çiçeğe bakmaya emek harcıyorsanız o çiçeği koparmamalısınız. O çiçek değerli bir varlıktır çünkü. Kesinlikle. Onun da hocam. Bir ruhu vardır. Olaylara böyle bakmak lazım, katılıyorum ama tabii her türlü kitabıma da gereken hassasiyeti gösteremiyorum. Çalışırken üzerinde uyuyakalıyorsunuz. Bir yerlerde unutuyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bir de bizler yoğun çalışıyoruz. Benim programlarım özellikle çok yoğun olduğu için. Tahmin etmek zor değil hocam. Çünkü bölümünüz gereği ve yaptığınız meslek gereği devamlı. Evet, hareketli olmamız gerekiyor. Hareketli olmamız gerekiyor. Şimdi oradan hareketle şunu ifade edeyim size. Efendim Osmanlıca başka bir dil değil. Osmanlı Türkçesi adlandırması çok daha doğru. Bizim ilk anayasamızda da geçtiği üzere Osmanlı Türkçesi 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Osmanlı'da kullanılmış olan Türk dili aslında. Sadece Arap alfabesi ile yazılmış ve Arapça, Farsça kelimelerin etkisi o dönemde güçlü. Yazı dili ve konuşma dili dediğimiz, tabi saray edebiyatı, klasik edebiyat, divan edebiyatı gibi adlandırmalarla kullandığımız saray içerisinde yapılan bir edebiyat var, bir yazı dili var. Bu dil daha çok Farsçanın etkisi altında, Arapçanın etkisi altında. Halkın konuştuğu dil ise daha Türkçe. Öz Türkçe. Aynen öyle. Daha Türkçe. Bu nedenle yazı diliyle konuşma dili birbirine çok yakın değil maalesef. İşte bizim temel problemimiz, günümüzdeki Osmanlı Türkçesi algısının yanlışlığı buradan kaynaklanıyor. Kopukluk orada başlıyor. Kopukluk değil orada mi? Başlıyor. Yani yazı diliyle konuşma dilinin farklı olmasından başlıyor. Bir de Duygu Hanımcığım, ben şuna çok inanırım. Düşüncelerimizi net bir biçimde ifade edemiyorsak akademisyenlik yapmamızın çok bir gereği yok. Aydın olmak, entelektüel olmak fikirlerinizi bir biçimde ifade etmeyi gerektirir. Ben bu açıdan çok rahat bir şekilde senin de sıcak ve samimi diyaloğunu dikkate alarak aynı o rahatlığı hissettiğim hocam, için samimi bir şekilde izleyenlere şunu ifade etmek istiyorum ki Arap alfabesinden Latin alfabesine geçildiği zaman Latin alfabesini daha hızlı benimseyebilme adına Osmanlı Türkçesi biraz da kötü gösterildi. Karanlık, tutucu, yobaz, yoz bir dil olarak anlatıldı. Bu nedenle Osmanlı Türkçesinin Kur'an-ı Kerim'le özdeşleştirilmesi, din ile ilişki kurulması Osmanlı Türkçesinin biraz da bu algıdan kaynaklanıyor. Şimdi o dönemi şöyle kısaca toparlayayım, insanların kafasında net bir durum oluşsun istersen. Lütfen. Osmanlı Türkçesi 20. yüzyıla kadar kullanılmış bir dil. Türkçe, bizim Türkçemiz. 20. yüzyıla yaklaşıldığında, yani 19. yüzyılın sonlarına doğru artık Osmanlı'da Avrupa'nın hasta adam dediği bir çöküş evresine doğru geçilmiş ve ciddi sıkıntılar var.
Osmanlı'yı fikir bağlamında bu çöküşten kurtarmak için çeşitli fikir akımları deneniyor. Batıcılık deneniyor, evet. Osmanlıcılık, hı hı. İslamcılık gibi hareketler deneniyor. Bu dönemde bir hareket daha var ki, fikir hareketi var ki denenen, bununla kurtuluş sağlanıyor aslında. O da Türkçülük hareketi. Bir diğer adıyla Turancılık. Gibi, evet. Turancılık. Türkçülük hareketi 1897 yılında Mehmet Emin Yurdakul'un Cenge Giderken diye bir şiiri vardır. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur diye başlar şiir. Bu şiirle beraber artık insanlar Türk kavramını duymaya başlarlar. Osmanlı'nın yapısı çok karışık. İçinde Rum'u var, Yahudisi var, Ermenisi evet. var, Türk'ü var, Laz'ı var, Kürt'ü var. Evet. Hiç kimse ben Türk'üm, ben Laz'ım, ben Türk'üm demiyor o dönemde. Herkes ben Osmanlıyım diyor. Tek bayrak altında evet. Toplanılmış. Fakat Balkan savaşlarıyla beraber artık azınlıklarda bir milliyetçilik hareketi başlıyor. Yunan diyor ki ben Yunanlıyım, Osmanlı değilim. Rum, ben Rum'um diye ayaklanıyor. O zaman bizim de bir sahiplenme duygusuna ihtiyacımız oluyor. Şunu unutmayalım, Türkçülüğü çıkaran Türkçülük diye bir kategorize edilme durumu, bir ayrıştırılma durumu bizim ile başlayan bir şey değildir. Biz buna mecbur kaldığımız için Türkçülük hareketi diye bir sistem ortaya çıkardık aslında. Çünkü mevcut azınlıklar, akımların getirdiği bir sonuç değil mi? Evet, azınlıklar ayaklanmışlar. Herkes ben Yunan'ım, ben Ermeniyim, ben Laz'ım demeye başlamış. Hocam, biz de doğal olarak sahipleneceğiz. Bir ara vereceğiz. Toparlamak gerekirse. İşte bu evrede, bu Türkçülük hareketiyle beraber dilde de bir değişme, bir tasfiye, bir yenileşme başlıyor. Ve yeni lisan makalesi ile dili biz Osmanlı Türkçesinden, Arapça Farsça etkisinden yavaş yavaş ayrıştırarak Türkçeleştirmeye başlıyoruz. Ara verecek isek devamını aradan sonra izah evet, edeyim öyle isterseniz. Öyle yapalım çünkü hani önemli bir konu evet. ve bölünmesin. Evet, peki. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam, peki. Kısa bir aranın ardından sütlü kahve sohbeti devam edecek. Çok değerli Sütlü Kahve izleyicileri, hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni lisanda kalmıştık hocam, lütfen devam edelim buradan. Evet, yeni lisan makalesiyle beraber Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem'in birlikte kaleme aldıkları bir makaledir. Bu makaleyle artık Arapça-Farsça terkiplerin, edatların terk edilmesi gerektiği, öz Türkçe kelimelerin canlandırılması gerektiği gibi bir dil algısı ortaya konulmuş. Fakat burada asıl önemli nokta halkın kullandığı Arapça Farsça olmasına rağmen benimsedikleri kelimelere dokunulmaması gerektiği söylenmiş. Ve bu doğrultuda Cumhuriyet'in ilanından sonra 1928'de Harf İnkılabı gerçekleştirilmiş. Şimdi Harf İnkılabı ile ilgili dikkatini çekecek çok ilginç bir şey anlatacağım sana Duygucuğum. Hı hı. Harf İnkılabı'ndan birkaç sene evvel Sovyet Rusya'sından Mirza Fethali Ahuntzade diye birisi ülkemize geliyor. Ve bizim bilim heyetine şöyle bir öneride bulunuyor. Arap alfabesi zordur. Sizin iletişiminizde sıkıntı yaratıyor. Öğrenmesi de kolay değil. Siz Arap elifbasını bırakın, Latin elifbasına geçin. Latin alfabesi bütün dünyada da kullanılan, iletişiminizi de kolaylaştıracak bir alfabe diye öneride bulunuyor bizimkilere. Evet. Bizim bilim heyeti, doğru söylüyorsunuz fakat bizim İran'da yaşayan, Rusya'da yaşayan, Arap Yarımadası'nda yaşayan bir sürü soydaşımız var. Evet. Biz bu soydaşlarımızla alfabe birlikteliği içerisindeyiz ve irtibatımızı bunlarla sağlıyoruz. Ticaret yapıyoruz, kitap alıp kitap veriyoruz ve dili alfabe aracılığıyla aktarıyoruz, taşıyoruz. Kültürel bağımız kopar, ayrışırız. Bu nedenle alfabemizi değiştirmemiz doğru değil diyorlar. Bunun üzerine Ahuntzade
Sovyet Rusya'sına gidiyor ve bizim oradaki soydaşlarımızla aynı oran olan Arap alfabemizi Rusya değiştirerek Rusya'daki soydaşlarımızı Latin alfabesine geçiriyorlar. Böylelikle Rusya'daki soydaşlarımızla aramızda bir uçurum oluşuyor. Birkaç yıl sonra 1928'de harf inkılabıyla biz Latin alfabesine geçtiğimizde tekrar aramızda dil birlikteliği oluşuyor, alfabe birlikteliği oluşuyor. Fakat Rusya bir hamle daha yaparak bu sefer Latin alfabesinde olan soydaşlarımızı Kiril alfabesine geçiriyor. Günümüzde de hala kullandıkları alfabe. Şimdi baktığımız zaman Duygucuğum, bizim soydaşlarımızla irtibatımızı sağlayan şey dildir, alfabedir. Kesinlikle öyle. Harf inkılabı ile, harf inkılabı gerekliydi, gereksizdi, bu başka bir programın tartışma konusu. Evet. O konuya girmeyeceğim ama harf inkılabıyla bir gecede 600 yıllık geçmişle olan bağımız bıçak gibi kesildi aslında. Ve ne yapıldı? Latin alfabesine geçildikten sonra Arap alfabeli kitaplar çevrilmeye başlandı. Yani Osmanlı Türkçesinden günümüz Türkçesine, Latin alfabesine kitaplar aktarılmaya başlandı. Bunda sıkıntı yok. Dedik ki hala yapıyoruz bunu. Çünkü hala çoğu kitabımız aktarılmamış. Gençler okuyamadığı için Arap alfabesini yeni yazıya aktarıyoruz ve bazı kelimeleri sadeleştiriyoruz. Fakat bunu yaparken çok art niyetli yaklaşımlara rastlıyoruz. Benim ekibimle birlikte bu konuda yürüttüğüm bir proje var. Bu projeyi çok önemsiyorum. Nihayete erdirdiğimiz zamanda belki yine senin programından paylaşırız, bilemiyorum ama bir şekilde insanlarla paylaşacağız bunu. Evet. Osmanlı döneminde yazılmış, özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında 20 ile 28 arasında yazılmış romanların Türkiye Türkçesine aktarılırken, Latin alfabesine aktarılırken önemli oranda değiştirildiğini fark ettik biz. Bazı kitaplarda 20'şer 30'ar sayfa farklılıklar var. Bazı kitaplardaki bölümler çıkartılmış, farklı bölümler eklenmiş. Ve bu değişmeler çoğu da din ile alakalı değişmeler. İslam dinini olumlayan, dine dair bazı değerleri yücelten ifadelerin ısrarla yeni yazılı metinlerde olmadığını, değiştirildiğini, çıkartıldığını, başka biçimlere büründürüldüğünü görüyoruz. Peki kafamızda şöyle bir soru işareti oluşmayacak mı o zaman? Bu bir roman. Evet. Değiştirilse bile neyi çok fazla etkileyebilir diyebilirsin dışarıdan bir gözle. Bana kalırsa çok etkiler ama böyle diyebilirsin. Peki aynı şey tarih kitaplarında da yapıldı ise? Çünkü biz geçmişimizi tarihten öğreniyoruz. Tarih kitaplarından öğreniyoruz. Bu tahrip etme durumu o kitaplarda da var ise o zaman genç nesil farklı bir tarih mi öğretiyor? Yaşanılan tarih değil, yapılan tarihi mi öğreniyoruz günümüz Türk insanı olarak diye bir soru kafamızda bir soru işareti oluşuyor doğal olarak. Ve ben öğrencilerim ısrarla şunu diyorum, Osmanlı Türkçesini, Arap alfabesini öğrenin, kendiniz okuyun, arşivlere girin, belgelere ulaşın, karıştırın, bakın kitapların birinci baskılarından eski yazılı biçimleriyle okumaya çalışın diye ısrarla tavsiye ediyorum ben. 28'de harf inkılabından sonra 32'de de dil devrimi gerçekleştiriyoruz. Dil devriminde çok ilginçtir bu da. Bütün Arapça, Farsça kelimeleri Türkçeleştirmeye karar veriyoruz. Mesela şey kelimesi Duygucuğum. Şey hepimizin, hepimizin hala en fazla ifade ederken şey. Şimdi seninle başladığımız programdan bu vakte kadar saysak emin ol bir sürü kere şey demişizdir. Kesinlikle öyle. Şey kelimesini Türkçeleştiriyorlar. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya diye bir eseri var. Evet. Buradan ısrarla tavsiye ediyorum okunmasını. Çankaya'da Falih Rıfkı şu anısını anlatıyor. Şükrü Kaya o dönem İçişleri Bakanı, meclise bir konuşma yapıyor. Konuşmasında bütün Arapça, Farsça kelimeleri Türkçeleştirmiş, şey kelimesini de çıkarmış, Türkçeleştirmiş. Milletvekilleri hiçbir şey anlamıyorlar Şükrü Kaya'nın konuşmasından. Falih Rıfkı Atay, Mustafa Kemal Atatürk'e gidiyor, diyor ki paşam, Anadolu mezarlıklarından insanları dirilsek, kaldırsak hepsinin ilk cümlelerinde şey kelimesi geçecektir. Biz bunu da Türkçeleştirirsek nasıl konuşacağız? Mustafa Kemal Falih Rıfkı'yı yanına çağırıyor. Çocuk yaklaş. Biz dili öyle bir çıkmaza sapladık ki onu bu çıkmazdan yine biz kurtaracağız diyor. Ve Mustafa Kemal bu noktada geri adım atarak Arapça, Farsça olabilir ama halkın benimsediği, bize mal olan kelimeleri kullanalım diye
geri adım atıyor ve bir esnetme politikası uyguluyorlar. Mesela yine Mustafa Kemal aktarıyor. Ketebe Arapça bir kelime köküdür. Yazmak, yazmak fiilidir. Ketebe. Mustafa Kemal diyor ki ketebenin şimdi Arapçada kelime kökleri müştaklar oluşturur. Kelime türetirsiniz. Bir fiilden yeni kelimeler üretirsiniz. Mustafa Kemal ketebeden türeyen yektip lem yektüben gibi kelimeler Araplarındır. Ama katip evet. Mektup, kitap bunların hepsi ketebeden türemiş kelimeler. Bunlar bizimdir. Dağdaki çobandan Çankaya'daki cumhurbaşkanına kadar bu kelimeleri kullanıyorsak bu artık bizim malımız olmuştur diyerek makul bir dil politikası izlemeye başlıyorlar ve günümüze kadar da daha fazla Türkçe kelime kullanmaya gayret ederek ama bize mal olmuş kelimeleri de Arapça Farsça olmasına rağmen koruyarak imkan, hürriyet, ihtiyaç, şark, ayna. Aynaya ne diyeceğiz Duygucuğum şimdi göstergeç diyebiliyor muyuz evet, mesela? Türk Dil Kurumu'nun sözünde bu tarz bazen şeyler karşılıklar var. Buluyorlar evet. Ve komik oluyor açıkçası. Bazen tutuyor da Duygucuğum. Mesela computer kelimesi yabancı bir kelime, İngilizce evet. bir kelime. Bunun karşılığında bilgisayar kelimesini buldu Türk Dil Kurumu ve çok da güzel tuttu evet. kullanıyoruz. Ama geçen bir yerde okumuştum televizyonun karşılığı olarak uzgöreç kelimesini önermişler. Bunu da halkın benimsemesi çok kolay olmayacak kesinlikle tabii ki. Öyle. Bize mal olmuş kelimeleri özellikle biz Arap-Fars etkisinde uzun yıllar kalmış bir toplum olarak biz evet. şunu kabul etmeliyiz hayatım. Biz doğulu bir toplumuz. Biz batıya ait bir medeniyet değiliz. Evet. O halde Arapça-Farsça'nın etkisi tabii olacak ve bu dilden bize geçen kelimeleri de halk benimsediyse kullanabilmeliyiz, devam ettirebilmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii bir de günümüzde İngilizcenin, efendim Fransızcanın etkileri var. Maalesef gençlerde benim en muzdarip evet. olduğum konulardan bir tanesidir o. Tam bu noktada ona da değinelim mi hocam? Günümüzde gerek sosyal medyada gerek sosyal yaşamımızda gençlerin dili doğru kullanmadığını artık yani görüyoruz, şahit oluyoruz ve üzülüyoruz. Evet. Bundan da bahsedelim lütfen. Şimdi bir çocuk üniversiteye gelene kadar 7 yıl ailesinin evinde, 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 4 yıl lise, toplam 19 yıl Türkçe duyuyor ve konuşuyor Duygucu. Bize geliyor 19 yaşında. Fakat öğrenci benim yazdığım kitabı anlamıyor Türkçe olmasına rağmen. Bunun temel sebeplerinden birinin maalesef. Çok acı bir şey aslında hocam. Yani şu an gülerek bazı şeyleri ifade ediyoruz tabii ki, ama. Tabii ki güleriz ağlanacak halimize durumundayız. Aynen öyle yani özünde çok vahim bir tablo. Bunun sebeplerinden birini ben şöyle görüyorum. Yine rakamsal bir değer ifade edeyim sana. Mesela İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin 8 yıllık müfredatlarında, okul müfredatlarında kitaplarını topladığınız zaman 70 bin civarında kelimeleri var. Japonya'ya bakıyorsunuz kelime oranı 40 bin, başka ülkelere bakıyorsunuz 30 bin, İtalya'da 30 bin mesela. Hı hı. Peki hadi sana sorayım, bizde nedir sence bu rakam? 8 yıllık eğitimde bizde kaç bindir müfredatımızda kelime sayısı, kaç bin olabilir? Yani benim tahminim şöyle, Türkçe çok zengin bir dil, kelime dağarcığı muazzam ama kullandığımız kadarıyla çok daha düşüktür diye tahmin ediyorum. Çok doğru söylüyorsun. Güncellenen müfredatı hariç tutarak söylüyorum. Çünkü bu değerlendirme bir yıl öncesinin değerlendirmesi 6.000-7.000 civarında. En yakın ülkeyle aramızda ciddi bir fark dağlar var. Dağlar kadar fark var. Bir de bu çocukların bu kelimelerin %10'uyla konuştuklarını düşünecek olursak yaptım, ettim, kalktım, yattım, geldim, gördüm diyen bir Türkçe çıkıyor ortaya. Evet, evet. Sana evet. yaşadığım çok trajikomik bir olayı anlatayım. Lütfen paylaşın. Ben Selçuk Üniversitesi'nde eğitim aldım. Lisans, yüksek lisans, doktorayı Selçuk'ta bitirdim. Yardımcı doçent olarak Akdeniz Üniversitesi'ne atandım. Kendi memleketime hizmet edeyim biraz da fikriyle. Tabii Selçuk Üniversitesi'ne okurken gidiş geliş yapıyorsunuz. Kış vakitlerinde de gidiş geliş olabiliyor bazen. Efendim bir gün Alanya otogarında bekliyorum. Otobüs gelecek. Kış vakti ben de işte son sınıftayım. Gideceğim üniversiteye. Bundan uzun zaman önce yani
o kadar demeyeyim Duygucuğum, çok yaşlı değilim. Bizim zaman değil, lafımı geri alıyorum. Zaten çok genç görüyorsunuz hocam. Onu geri alıyorum o lafımı. Evet. Efendim 3-5 sene önce diyeyim. Deyim toparlayalım. Kurtarayım. Otogarda bekliyoruz. Şöyle bir bank düşünün. Bankta bir tarafımda şapkalı, elinde bastonlu bir böyle hoş bir beyefendi, yaşlı bir amca. Ben ortalarında, bu tarafta oturuyorum, pardon, ortada amca, ben diğer taraftayım. Benim elimde Cemil Meriç'in bir kitabı var, kitap okuyorum. Amca elinde baston bekliyor otobüsü. Yan tarafta da bir genç kız, liseli falan bir genç kız olabilir. Kulağının birinde Walkman, ağzında sakız. Müziğin sesi bana kadar geliyor. Muhtemelen kendine küfreden Eminem'i dinliyor. Çünkü rap havasında. Bir taraftan da ayaklarını zıplata zıplata yere vurduğu için üçümüz birden zıplıyoruz. Böyle bir görüntü arz ediyoruz banktan. Bir süre sonra yaşlı amca sıkıldı. Dedi ki, yahu bu otobüsler de hiç gelmez oldu. Bunlara tehirli otobüs demek lazım, dedi. Ben... Şimdi amcayla çok da sohbete girmek istemedim açıkçası. Önemli bir şey vardı kitapta. Ben çok oralı olmayınca amca kıza döndü. Değil mi evladım? Tehirli otobüs demek lazım, dedi. Kız şöyle bir baktı. Şimdi gençlerin konuşma biçimleriyle aktarıyorum sana. Yani ne? Tehir ne demek? Amca şöyle bir durdu. Hafifçe gülümsedi. Ve dedi ki, Dilay yavrucuğum. Dilay... Tehir'in İngilizcesi. Evet. Dilay yavrucuğum, dedi. Kız şöyle bir baktı. Okey dostum, tamam, dedi ve devam etti. Şimdi Duygucuğum, dört şeye ağlamalıyız burada. Hakikaten yani gülüyoruz ama. Çok ilginç. Birincisi, hangisinden başlayalım ağlamaya? Birincisi hayatım, tehir kelimesi ertelemek, gecikmek demektir. Bunu bilmeyen... Öz Türkçemizde budur. Bunu bilmeyen kızın haline mi ağlamalı? Evet. Amcanın tehir'in İngilizcesini bilmesine mi şaşmalı? Kızın İngilizceyi anlamasına mı ağlamalı? Kızın Türkçedeki harfleri hayvanlaştırarak, uzatarak, farklı bir biçime sokarak konuşmasına mı ağlamalı? Ben sadece seyrettim ve bir anı olarak da bunu aktarıyorum. Geçenlerde içinde birçok rengi ve birçok durumu barındıran bir anekdot. Paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Günümüzde birçok şeyi özetleyen bir tablo da aynı durum zamanda. Durum böyle. Üniversitede de çok farklı değil Duygucuğum. Öğrencilerinizden de örnekler verebilirsiniz. Çok. Hani muhakkak ki karşılaşıyorsunuzdur bu tarz örneklerle. Şimdi sevgili öğrencilerimi buradan öperek ve sevgilerimi yollayarak ifade ediyorum. Bir gün koridorda... Ama hocam yani şunu da belirtelim. Evet. Okudukları bölüm gereği de bir tık daha... Bir şeylerin farkında olmalılar. Kesinlikle katılıyorum. Bu bilinci vermeye çalışıyoruz bizler ama sosyal medya daha güçlü bizden maalesef. Evet. Bir gün koridorda derse girmek üzereyim. Efendim iki tane erkek öğrenci beni bekliyorlar ama sırtları benim koridora dönük olduğu için görmüyorlar beni. Çocuk hararetli hararetli bir şeyler anlatıyor. Ben de arkalarından yaklaştım, ne konuşuyorlar diye de merak ettim tabii ki. Çocuk anlatıyor. Ne kadarını sansürleyebilirim bilemiyorum ama... Ya oğlum, kızı bir görmeliydin ya, diye başladı cümleye. Etkili bir giriş. Nokta nokta falan oldum yani, diye devam etti. Enjoy durumları anlarsın. Kızın yanına gittim, how are you baby dedim. Dedi. Çocuğun anlatmaya çalıştığı şey şu. Kızı beğendim, merhaba nasılsın dedim olmalı aslında. Özetle Türkçe bu, ile evet. Baktığımızda. Fakat enjoy durumları, how are you baby? Ben de çocuğa yaklaştım. Çocuğum, cenazeye geç kalıyoruz, hadi dedim. Hocam ne cenazesi, dedi. Türkçeyi gömdük az önce. Cenazeye gidiyoruz, dedim öğrenciye. Sosyal medya dediğimiz şey gerçekten elbette ki olumlu tarafları vardır. Tamamen de kötülemek istemiyorum ama... Türkçeyi kullanma adına bize çok zarar veriyor, samimiyetle ifade ediyorum. Mesela bir örnek vereyim yine Duygucuğum sana. Benim sosyal medya hesabım yoktur. Bana biraz özel hayatı çok deşifre etmek ve biraz da zaman kaybı gibi geldiği için ama sosyal medyada dolaşan ajanlarım vardır. Öğrenciler ne yapıyorlar, ne diyorlar, hocaları hakkında bir şey diyorlar mı, ne oluyor, ne bitiyor diye. Benim yerime takip eden asistanlarım var sosyal medyayı. Hocam bunları deşifre etmeyin isterseniz. Artık duydular. Neyse. Şimdi buralardan aldığım bilgilerle edebi eserlerde de, şiirlerde de, şarkılarda da Türkçenin tamamen yıpratıldığını görüyoruz. Mesela biz
atalarımız. Mihri Hatun'u çok severim ben. Mihri Hatun birine beddua ederken ne diyor biliyor musun? Beddua etmezem amma ki hüdadan dilerim. Bir senin gibi cefakara hevadar olasın. Yani sana ben beddua etmiyorum. Senin için dua ediyorum ki sen de senin gibi cefa çektiren birine aşık olasın diye beddua ediyor Mihri Hatun. Hı hı. Bizimkiler Allah belanı versin diye şarkılar yapıyorlar. Efendim evet. Sözlerine koyup attığın taşlar kafama değil bak nereme geldi diye şarkılarla, türkülerle gençlerin zarif, estetik olması gereken ruh dünyasını kirletiyoruz. Kesinlikle öyle. Bazı şeyler var. Blog deniyor ama onun Türkçesi köşeler, sayfalar diyelim. Bunlar buralarda çeşitli paylaşımlarda bulunuyorlar. Daha sonra da bu paylaşımlarını kitaplaştırarak fenomen denilen, o da yabancı bir kelime ama kendilerini toplumun içinde bir önder gibi değerlendirip bu kitapları ciddi anlamda satıyor. İsim vererek reklam yapmak istemiyorum şimdi. Onlardan birinde rastlamıştım, kitabında görmüştüm. Diyor ki, çayı açık severim ama seni çok koyu sevdim ben. Senden ayrılmak diyetteyken pasta yemek gibiydi. Şimdi şu o benzetmenin, benzetmenin aldığı sıradan duruma bakalım. Bir evet. de şu güzel beyite bakalım. Bakın ne diyor şair. Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile, istemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Gittin. Bunları benim açıklamam da aslında üzücü, insanlar anlamadığı için açıklamak evet, durumunda evet. kalıyorum. Anlamıyoruz maalesef. Gittin, gönlümü hasret içinde bıraktın. Artık bu saatten sonra senin olmadığın dost meclisini bile istemem, neyleyeyim diyor şair. Evet. Biraz daha edebi eserlerde kaliteli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanatsal bağlamda örnek olduğunu düşünüyorum edebiyatın. Bu anlamda da tercihlerimizi ona göre yaparsak bu farkındalık yerleşir diye düşünüyorum ben hocam. Sizce de öyle değil mi? Tabii ki. Okuduğumuz kitaplarda. Okuduğumuz kitaptan tutun dinlediğimiz şarkıya. Her şey. İzlediğimiz her şeye kadar tercihlerimizi ona göre bunları da göz önünde bulundurarak yapmalıyız. Değerlendirmek lazım. Mesela gençlerde vampir serileri görüyorum ben. Biraz da şiddete eğilimli bir toplum olmamız bunlarla ilgili gibi geliyor bana. Sinema salonlarına bakıyorsunuz, işte Testere gibi ya da vahşet içeren, şiddet içeren filmlere ciddi anlamda bir katılım varken sanatsal filmleri 3-5 kişiyle izliyorsunuz. Öbür taraftan Moonlight Vampire diye bir seriydi yanılmıyorsam. Yok satan bir seri bu. Bizim öğrencilerden tutun, Avrupa zaten bu kitaplarla büyüyor, gelişiyor bir şekilde. Fakat bizim kendi klasiklerimizden haberimiz yok. Cemil Meriç, bana kalırsa bu sohbeti dinleyen kim var ise ekran başında, ben her sohbetin bir vesile olduğuna inanırım. Kesinlikle öyle hocam. Hayatımda karşılaştığım her insana bir şeyler verebiliyorsam, varlık amacımı tamamlamaya yaklaşmış sayarım kendimi. Buradan da beni dinleyen insanlara birkaç önerim olacak. Bunları yaparlarsa yaratılış gayemi hissetme noktasında ben mutlu olacağım. Bunlardan birisi Cemil Meriç. Hı hı. Cemil Meriç'in çok güzel bir ifadesi var Duygucuğum. Diyor ki, kamus yani dil, sözlük, sözcük. Hı hı. Kamus namustur. Kamusa uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali bile bir tek kamusa dokunmamıştır diyor Cemil Meriç. Bizim namusumuz Türk dili. Öyle evet. bakacak olursak okuduğumuz kitaplardan tut, dost sohbetlerinde arkadaşlarımızla yaşadığımız diyaloglarda da bu dili bir nebze daha nasıl güzel kullanabilirimin peşinden gitmekte fayda var. Bizim gençler şunu zannediyorlar, efendim konuşmamın arasında İngilizce kelime kullanırsam çok havalıyım, çok karizmatik görünüyorum, çok modern görünüyorum diye düşünüyorlar. Mesela check-in yaptım. Check-in kelimesinin yerine Türkçe karşılıklar da var. Evet. Kullanabileceğimiz, bize mal olmuş kelimeler de var. Kesinlikle. Check-in'i bizim lügatımıza kazandırmanın çok gereği olduğunu düşünmüyorum ben. Öğrencilerde merhaba, iyi günler, nasılsın? Diyalogları artık yok denecek kadar az. Hi, okey dostum, adamım.
Amerikan filmini yaşıyoruz biz toplum olarak. Evet. Filmlerini çeviriyoruz, çekiyoruz gibi geliyor bana. Kendi kültürümüzü yok sayıp o kültürü her geçen gün benimsiyoruz. Hocam süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Tam da bu noktaya değinmişken son olarak gençlere ve izleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj nedir? Şöyle ifade edeyim Duygucuğum. Dilimiz bizim varlık sebebimiz. Kutsal kitaplardan itibaren Hazreti Adem yaratılmadan önce bir lisan, kelam ortaya konuldu ise ve insanoğlu bu kelam uğruna, bu kelamı dünyada, bunun adı tebliğ olur, bunun adı birilerine bir şeyler anlatma olur, bunun adı dil olur, aktarma aracı olur, edebiyat olur, sosyoloji olur, her ne ise bizim sahip çıkmamız gereken yegane varlığımız dilimiz. Medeniyet olmamızı sağlayan en önemli unsur da dilimiz. Bu nedenle dilimizi geliştirebileceğimiz, kelime hazinemizi güçlendirebileceğimiz kitaplar okumakta fayda görüyorum. Sabahattin Ali, Cemil Meriç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, bir sürü isim verilebilir. Evet. Günümüz yazarlarından aslında ziyade... Aslında şanslı bir toplumuz ki bu anlamda çok... değerlerimiz var. Bir sürü sanatçı... Önemli olan farkında olup bunları kendi adımıza değerlendirebilmek değil mi? Evet. Günümüzde internet üzerinden popüler olmuş isimlerin yerine gerçekten sanat üreten insanların eserlerine bakarsak zenginleştiğimizi göreceğiz, hissedeceğiz. Evet, evet hocam. Bu toplum oldu ise önce dil sayesindedir. Kesinlikle öyle. Onun için şunu ifade edeyim son olarak. Türk ilinin dili Türkçedir. Türkçe'ye sahip çıkmak her vatandaşın boyun borcudur. Her Türk vatandaşının demiyorum. Türkiye'de yaşayan, bu kültüre ait hisseden, ait olan her vatandaşın boynunun borcudur. Dilerim bu sohbet duyarlılık oluşturma adına, farkındalık oluşturma adına bir kapı aralamıştır. Sizin gibi ben bu anlamda senin gayretini de çok önemsiyorum. Dikkate değer görüyorum. Çok teşekkür ederim. Keşke sizin gibi bu konuları işleyen programlar daha fazla yapılsa, daha uzun sürelerde, daha uzun örneklerle bu konuları tartışabilsek. Bu anlamda nezaketine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Farklı zamanlarda zaten hani farklı boyutlarda da ele almak gerekiyor. Çünkü evet. Hani bununla sınırlı değil, birçok alt dalları mevcut. Bunların her biri ayrı bir konu zaten. Kanal V ailesi olarak da biz Türk dilini layığıyla konuşma ve ifade etmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda da iyi bir şeye hizmet ettiğimizi düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani bu mecradan bütün izleyicilere sizin verdiğiniz mesajları uygulayıp onlara yansıtmaya çalışıyoruz dilimiz döndüğünce. Dilerim güzel bir bu güzel program vesilesiyle farkındalık oluşturma adına bir adım atmış oluruz. Evet, evet. Umarım hocam. Umarım faydalı olmuştur. Çok güzel misafir ettiniz beni. Ben sizlerle teşekkür birlikte ederim. Olmak çok büyük değerli keyifli. Değerli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum nezaketinizden dolayı. Sağolunuz. Efendim, kısa bir aranın ardından sütlü kahve sohbetine devam edeceğiz. Değerli Sütlü Kahve izleyicileri, Sütlü Kahve sohbetinde bir sonraki konuklarım Amerikan futbol takımından koç ve Akdeniz Üniversitesi Amerikan futbol takımı kurucularından Serhat Sütlüdere bizlerle. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu. Bir diğer konuğum Gönenç Can Çaylak. Siz de koçsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk olarak şundan bahsedelim. Kulüp, takım, kurucu üyeleri arasında yer alıyorsunuz. Evet. Bu fikir nasıl doğdu? Amerikan futbol takımı kurma fikri nasıl doğdu? Kuruluş süreci nasıldı? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Teşekkür ederim. Sözlerime başlamadan önce yarın 19 Mayıs Atatürk Anma ve Genç Spor Bayramı. Evet. Öncelikle tüm ülkemizin bu bayramını kutlamış olalım bu vesileyle. Hı hı.
Amerikan futbolu Akdeniz Üniversitesi'nde kuruluş hikayesi 2008'e dayanıyor. Kuruluş olarak turizm fakültesinden doğdu. Ben de orada turizm fakültesi mezunuyum. Gönenç de keza öyle. 2008 Aralık ayında Uğur Yıldırım ve Borahan Yılmaz isimli iki arkadaşımızın girişimleriyle oldu. İlk toplantımızı Aralık ayında yaptık. Daha sonra bu grup o günden bugüne kadar hiçbir zaman dağılmadı. İstikrarlı bir şekilde devam ettik. Zaten birazdan değineceğiz. Hikayesi bayağı bir uzun. Ancak şu an her şey yolunda gözüküyor. Var olduğumuz ligler içerisinde aktif bir şekilde her yıl yer alıyoruz. Başarılar elde ediyoruz. Evet, mağlubiyetler de tadıyoruz ama bu işin doğasında bu var. Evet, yenmekte, yenilmekte değil mi? Ya bizim için önemli zaten en önemli şey zaten sporcu yetiştirmek, spor ahlakını, spor bilincini insanlara yaymak. Evet. Ve bu ülkede futbol, basketbol, voleybol dışında farklı bir şey yapmak. Yani buna eğer öncülük edebiliyorsak ne mutlu bize. Kuruluş hikayesinden şuradan devam edeyim. 2008 Aralık ayında ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Daha sonra ekipmansız olarak 1,5 yıl boyunca biz antrenman yaptık. Zor şartlar altında olsa gerek değil mi? Çünkü bu ekipmanları ülke içinden bulmak zor olduğu için ve o dönemde daha da zordu. Yurt dışından gelmesi gerekirdi ve pahalı bir spor biraz. Yani sadece bir kere alacağımız bir kask ve bir shoulder pad 1500-2000 euroları buluyordu o zamanlar. Evet, ciddi rakamlar gerçekten. Tabii bunun için üniversitenin veya işte belli bir takım sponsorların destek vermesi gerekiyordu. Ama biz bunları hiç düşünmeden birbirimiz arasındaki o kardeşlik, arkadaşlık bağı güçlenerek devam ettiği için hiçbir zaman yılmadık, sürekli çalıştık. 2010-2011 yılında o dönemki koçumuz Emrah Tatlı'ydı. Onun büyük desteğiyle Yiğit Yaltı, şu anki hala koçumuz kendisi, onun desteğiyle biz üniversitenin de büyük desteğiyle Üniversiteler Ligi'nde mücadele etmeye başladık. O yıl sonunda yaklaşık 4-5 maç yaptık. Yarı final maçında dahil edersek. Şampiyon olarak bir üst lige çıkmaya garantiledik. Ya bu kısa sürede bir başarı öyküsüydü aslında bizim için. Her şey zaten o yıldan sonra başladı. Çünkü biz bu işe devam ettiğimiz süre boyunca üniversite içerisindeki kişiler, işte hocalar, öğrenciler, yani herkes bize destek oluyordu. Çünkü biz farklı bir şey yapıyorduk. Evet. Bu da gayet ilgi çekici. Çünkü Türkiye'de hani tanınmayan bir şey, insanlar farklı bir şey yapıyor. İlgi uyandırıyordu insanlar. Ve bu anlamda da motivasyonunuzu yükselten bir şey değil Tabii mi? Tabii ki. Yani farklı bir insan oluyor. Zaten bir sporcuysanız toplum içerisinde her zaman farklı gösterilirsiniz. Ondan sonra da zaten biz 6 yıl boyunca Süper Lig'de devam ettik. Hala da şu an devam ediyoruz Üniversiteler Ligi'nde. Ya bu işin kısaca hikayesi bu kadar. Evet. Bundan sonra zaten Antalya Spor Kulübü'nün desteğiyle Antalya Spor çalışmaları başladı. Ne zaman başladı peki? Şöyle, Amerikan futbolunda şöyle bir şey vardır. Önce ona değinmem lazım. Lütfen, çünkü hani biz bu spora yabancı olduğumuz için bütün yönleriyle tanıtmanızı isteriz. Anladım. Önce Amerikan futbolu nedir? Nasıl oynanır? Kısaca bahsedeyim. Lütfen. Ondan sonra diğer ayrıntılara geçelim. Amerikan futbolu Amerika ve Kanada'da Amerikan yani futbol olarak bilinir ama diğer bütün ülkelerde korumalı futbol olarak bilinir. Çünkü bilirsiniz ki normalde günümüzde Türkiye'de futbol dediğimiz zaman ya da İngiltere'de futbol dediğimiz zaman işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor gibi takımlar akla geliyor. Türkiye'de de Amerikan futbolu veya korumalı futbol olarak lanse ediliyor. Futboldaki gibi 11-11 oynanıyor saha içerisinde. Evet. Ancak bir takım 45 kişiden oluşuyor aşağı yukarı ortalama. Çünkü bir takımın içerisinde hücum takımı, defans takımı ve özel takımlar yer alıyor. Hücum takımının amacı sayı atmak, karşı tarafa topu pas veya koşu ile boyalı alana geçirmek. Defans takımının da görevi tam tersi, hücum takımını mümkün olan en kısa mesafede durdurmak veya topu ele geçirmek. Kısaca amacı bu oyunun. Özel takımlar ise topun işte o filmlerde gördüğünüz kaleye ayakla vurulan kısmında topun karşıya geçirilmesi gereken durumlarda devreye giriyor. Ve bu oyuncu değişimi sürekli oluyor. Çünkü bildiğiniz gibi fiziksel mücadelenin çok fazla olduğu bir spor. Kesinlikle öyle. Oyuncu işte sakatlıkları gibi durumlar çok fazla yaşanabiliyor. Dolayısıyla kadro çok geniş. Geniş olmak zorunda.
Kolay bir spor değil bu anlamda. Hı hı. Kısacası böyle oynanıyor. Yani Türkiye'de de şu an yaklaşık 35'e yakın takım var. Belki daha da fazla. Çünkü kurulmak isteyen birçok takım var ama işte yetersizliklerden veya gerekli desteği evet. alamamalarından dolayı o kurulamıyorlar. O bahsettiğiniz ama. Nedenlerden dolayı. Aynen. Yani bizim yaşadığımız o sancılı süreci yaşayan takımlar da var ama giderek çok çok daha fazla gelişiyor. Peki Antalya'da tek futbol, Amerikan futbolu takımı Antalya'da tek değiliz. O konuya da değineyim. Biz Heroes'u kurduktan sonra tabii ki bu herkes tarafından biliniyor. İşte basında keza işte yerel basın veya bazen ulusal basın da buna yer verdiği için ilgi duyuyor her insanlar. Bildiğiniz gibi Uluslararası Antalya Üniversitesi kuruldu o dönemlerde. Evet. İlk olarak hatta onlar da bana gelmişler. Çünkü biraz da böyle merkezden uzak bir yerleşkesi var onların. Ve öğrencilerin yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Onlar da takım kurmak istediler. Ve ilk başta bizle birlikte antrenmanlara devam ettiler. Hı hı. Daha sonra şu anda Antalya'da işte Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Heroes, Uluslararası Antalya Üniversitesi Vandals olarak biliniyor. İki tane üniversite takımı var ve bu iki takımın birleştirdiği Antalya Spor olarak Pro Lig'de mücadele ediyoruz. Harika. Antalya Spor'a gelecek olursak, şimdi Amerikan futbolunda şöyle yani bütün ülkede yaşanan bir problem var. Şimdi üniversiteler liginde mücadele ettiğiniz zaman bir öğrencinin maksimum oynayabileceği yıl 4-5 yıl. Çünkü bu sporu tanıyor, işte antrenmanlarına başlıyor, maçlarına başlıyor. Daha sonra öğrenci mezun olmak zorunda kalıyor. Hı hı. Mesela ben 2010-2011'de mezun oldum. O yıl oynayabildim ama ondan sonra oynayamadım. Hı hı. Ancak bunun tek bir çaresi vardı. O da profesyonel ligde yer alan kulüpler gibi. Üniversite dışında bir mecrada buluşmak mı? Mecrada buluşmak. Bu anlamda hemen ben diğer konuğuma da söz vermek istiyorum. Sizin Amerikan futboluyla tanışmanız nasıl oldu? Ya benimki çok garip oldu, biraz da komik oldu. Ben üniversite 1. sınıftaydım o zaman. Evet. Bir arkadaşım vardı, Serun Çağlar diye, takım oyuncusu o da. Arkadaşınız da mı turizm fakültesinde? O da turizm fakültesinde. Herkes turizmde bizde, oyuncularla evet. beraber. Gönaş dedi, bir spor var dedi, Amerikan futbolu dedi. Ben daha önce topu elime bile almamıştım, hiç bilmiyorum sporu. Sen oynayabilirsin dedi, Adanalısın dedi, hani sert bir spor, tam size göre dedi. Ben de olur bir deneyeyim dedim, hatta ben gaza geldim. Antrenmana çıktım işte, ilk sahaya geldiğim zaman bir baktım hani 40 kişi orada. Herkes bir sporu istiyor, yapmak istiyorlar böyle, o gözlerindeki ışığı gördüm. Ondan sonra başladım spora, bırakamadım da. Evet. Çok da güzel bir spormuş. Sevdiniz. Herkese tavsiye ediyorum. Başlayabilirler. Bir VTR'miz var. Evet. Yaptığınız antrenmanlardan ve kısa röportajlardan evet, oluşan. Arkadaşlarımdan rica ediyorum bu VTR'yi bizlerle paylaşırlarsa.
izlediğimiz görüntülerden çok keyifli ve eğlenceli bir spor dalı olduğunu anladım ben. Ama yapması pek de kolay değil izlediğimiz kadarıyla. İlk başta biraz öyle gözüküyor ama bu işin eğitimini aldıktan sonra yani zor olmadığını herkes anlıyor. O yüzden devam ediyor herkes zaten. Dikkatimi çeken bir diğer nokta da Kadın Filek futbol takımının koçluğunu yapıyorsunuz. Evet. Yeni bir takım. Bu sene kurduk biz de. Evet. Hani bu geçen yılın son aylarında Aralık gibi takım kuruldu. Ama çok manidar bir olay daha oldu. İlk antrenmanımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptık. Hani çok yakın bir tarih bu da. Ve bir ayda yani 25 tane oyuncumuz oldu. Hani çok... Rağbet gördü. Bayanlar da bayağı istekliydi bu konuda. Aynen 25 kişi olduk şimdi. Ve takımı şöyle anlatmak istiyorum size. Hani aynı inançlar doğrultusunda, aynı hedefler doğrultusunda, aynı dili konuşan insanlar. Hani bir aradayız ve birbirimize çok inanıyoruz. Hani bu takım muhtemelen seneye şampiyon da olur. Hani meyvelerini seneye toplayacağız. Çok sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Şu an emekleme Aslında dönemi galiba. Şu an yükselme devrine geçeceğiz. Geçeceksiniz. Kurulumu tamamladık. Seneye inşallah şampiyon olup buraya gelebiliriz. Bu tekrardan. Anlamda pozitif bir ayrımcılık yapmak istiyorum. Zaten kadının el attığı bir şeyde başarısız Kesinlikle. Olması mümkün değil. Bu anlamda da o çıta istenen seviyeye gelecektir. Evet. Peki çalışmalar nasıl gidiyor? Fiziksel anlamda zor bir spor, yapması zor bir spor. Kadınlar, hemcinslerim zorlanıyorlar mı çok? Ya şöyle, Amerikan futboluna çok benziyor bu da. Tek farkı ekipmanlarımız yok. Yani normal belli kemer bağlanıyor bunda. Yine Amerikan futbol topu var. Hani biraz daha kolay ki zaten Türkiye'de ve dünyada da daha çok kadın takımları oluyor ve işte lise öğrencileri falan kuruyorlar filek takımını. Hı hı. Ama güzel yani haftada 3 gün antrenmanlar ve şey yapacak bizi. Verimli geçiyor değil mi? Evet. Anladığım sohbetinizden verimli geçti ve istenilen seviyeye her geçen gün yaklaştı. Geliyoruz. Maçlar devam ediyor mu ya da ne zaman başlayacak? Devam ediyor. Şöyle, üniversite takımının oynadığı Üniversiteler Ligi zaten sonlanmış durumda. Finali geçen hafta yapıldı. Kazanan kim? Biz maalesef çeyrek finalde kaybettik. Elendiniz. Ama bizim zaten son iki yıldır başlattığımız çalışmayla biz oyuncu yetiştirmek üzerine bir ekol benimsiyoruz şu anda. Daha çok yaygınlaşması için. Onun dışında Kulüpler Ligi için Antalya Spor adı altında zaten sezon devam ediyor. İki maçımız var. Eğer iki maçımızdan da galip alırsak bir üst lige çıkmanın garantilemiş olacağız. Önümüzdeki hafta İzmir deplasmanındayız. Ondan sonraki hafta da zaten Antalya'da, Antalya Spor tesislerinde son maçımıza çıkacağız. Bakalım iyi sonuçlar bekliyoruz bize takımımızdan. Bu yönelişte çalışmalarımız devam ediyor. Haftada 3 gün, 4 gün. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Antalyalılar olarak yanınızdayız ve bekliyoruz aynen. Destekleyeceğiz. Bunun dışında başınıza gelen sakatlık, kaza, ciddi anlamda bir sakatlık geçirdiniz mi? Yani ben kişisel olarak geçirmedim. Şöyle, eğer beslenmenize, işte antrenmanınıza, yani bu tarz şeylere, kendinize, uykunuza eğer dikkat ediyorsanız... Yani her şekilde kendinizi disipline ediyorsunuz. Disiplinize etmeniz lazım. Zaten aksi takdirde zaten her sporda sakatlanabilirsiniz. Evet. Yeterli ısınmayı yapmazsanız, yeterli hani fiziksel çalışmayı, mental çalışmayı yapmazsanız her sporda sakatlanabilirsiniz. Amerikan futbolu için de böyle eğer... Bu dediğim şeylere dikkat ettiğiniz sürece istediğiniz kadar darbe yiyin. Bir de tabii koçlarınızı dinlemeniz çok önemli. Bizim anlattığımız şeyleri oyuncuların dinlemelerini istiyoruz. Bizim için hani artık maç kazanıp kaybetmekten çok temel, fundamental bilgilerin uygulanması sahada. Biz vizyonumuzu bu yönde geliştirmeye devam ediyoruz koç ekibi olarak. Yani bizim sporcular anlatmaya çalıştığımız tamamen bunlar. Yani sakatlık tabii ki oluyor ama bu sporun doğasında var. Her sporun doğasında var. Sonuçta spor yapıyoruz ama bu takım içindeki bağlar, kardeşlik, arkadaşlık duygusu bu sakatlıkları insanlar görmezden geliyor. Gerçekten yani sakatlıktan dönüp tekrar antrenmanlara veya maçlara çıkmak isteyen birçok oyuncumuz var. Bu onlar için bir engel değil. Kimse için bir engel değil. Peki alt yaş gruplarında düşündüğünüz ya da gerçekleştirmek istediğiniz takım kurma çabaları var mıdır? Tabii ki var. Benim anladığım kadarıyla hani üniversite grubundan bir takım oluşturdunuz. Evet. Daha alt yaşlardaki 19. gruplardan. Yine Antalya Spor'um var. Ya şimdi Amerikan futbolu çok yaygın olmadığı için herkes bilmiyor. Üniversite birinci sınıfa gelmeleri lazım bu spor oynamaları için.
Biz de şöyle bir şey düşündük. Hani bir yıl zaman kaybetmeyelim. Antalya'da tüm U19 lise gruplarında bir takım oluşturalım. Altyapıdan oyuncu yetiştirelim. Evet. Ve bunu 2 sene önce yaptık. Meyvelerini de aldık. 6 tane çok iyi oyuncumuz oldu. 3'ü süper. Bizim üniversiteye geldi. Şu an takımda oynuyorlar. Başka kulüplerde oynuyorlar. Aynen. Ama onlar yetiştirmiş olmanın verdiği haklı gurur da geçiyor. Çünkü karşılıklı da oynamışlığımız oldu. Geçen yıl ve bu yılda. Yani liselilerin de bu spora ilgisi var. Ve bunu da bir altyapı olarak, Türkiye'de bir altyapı olarak görüp bu sporu daha erkenden aşılayıp insanlara yani çalışmalarını bu yönde yapabilirlerse sadece bizim için değil, Türkiye'deki her üniversite. Şu an çünkü yaklaşık olarak Türkiye'de neredeyse 30-35 üniversitede var, daha önce bahsettiğim gibi. Yani çünkü gittikleri yerde de devam etmek istiyorlar. Hazır bir oyuncunun gitmesi kendileri için de büyük bir avantaj. Doğru, doğru. Çok haklısınız. Bu anlamda size çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki maçlarda bol skorlu bir maç olmasını diliyorum. Stüdyomuza gelip Sütlü Kahve sohbetine bu maçla ilgili detayları izleyicilerimizle paylaştığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için ben teşekkür umarım, ediyorum. Umarım güzel sonuçları alırız. Eğer şampiyon olursak burada bir canlı yayın daha söylesek, o zaman kupayla çıkarız. Evet, evet. Bunu da izleyicilerimize paylaşırız. Aynen, buradan duyurmuş olalım. Evet. Efendim, bir Sütlü Kahve sohbetinin daha sonuna geldik. Yarın sabah saatler onu gösterdiğinde Kanal V ekranlarında Sütlü Kahve ile karşınızda olacağız.